Evimize sonunda eşyalarımızı taşıdık. Eşyalar geldi ama her yerde kutular. Acayip çok iş var. Yavaş yavaş hepsini halledeceğiz. Şimdi bazı sorunlarımız var. Burada buzdolabı vardı ama bu şekilde dolap içine monte edilmiş. Bizim kendi buzdolabımızı koymak istiyoruz buraya. Hem bu buzdolabı küçük, yetersiz bize, hem de bizim buzdolabımız gayet iyiydi. O yüzden bunu ikinci elde satmak istemedik. Ama buzdolabımız hiçbir yere sığmıyor. Ya yani böyle çok ortada kalıyor. Şu köşeye koymaya çalıştık. Şuralara koysak, koridora, bilemedik yani. Onun dışında perdelerin ölçüsü için bu camların ölçüsünü alacağız. Şu yukarıya korniş yaptırmamız gerekecek. Başka yine şu perdeye de yatak odasına, şu cama ve yatak odasına da gerekecek. Bir de şu camlar için şu şekilde açılıyor bu çatı katı tarzı camlar. Bunlar için bir sineklik lazım çünkü kesin çok sinek girer buradan. Yani bunlar için de değişik bir sineklik yapacağız büyük ihtimalle. Onları düşüneceğiz. Dediğim gibi buzdolabı şuraya koysak dedik. Aslında sığıyor ama şurada kalorifer var. Şurada ışık var. Işık adı arkasından hallettik. Kaloriferin önünü kapatacak. Kışın sıkıntı. Şuraya zaten sığmıyor. Çünkü buzdolabımızın boyu çok uzun. Yani eski evimizde yer kaplamasın diye alanımız küçük, dardı. Ama uzunluğu sıkıntı olmuyordu. Burada tabii ki sıkıntı oldu. Onu ayarlayacağız. Dediğim gibi yatak odasına perde ayarlayacağız. Şimdi onları ölçeceğiz. Bu şekilde. Ah, bazamızı da üzerine kaplamadığımız için tabii ki kir ve pas kir olmuş üzere. Onlar toparlanacak. Dolap söküldü. O tekrar birleşecek. Bulaşık makinesi yerleştirilecek. Şimdi burada kutulardan birkaç eşyaları ayarlayıp şimdiki eve götüreceğiz. Çünkü hala orada yaşamaya devam ediyoruz. Bu şekilde. Şimdi buranın ölçüsünü alacağız. Şöyle. Zeminden. Ben basayım ya. 230 ya. 230 mu? Hmm. 230. Şurası da aynıdır. Yatak odası mı farklıdır? Yok. Yani. Aynıdır. Bütün ev aynıdır. Burası farklıdır. Aynen burası. Bakayım şeyi nasıl yapmışlar. Buraya da çamaşır makinesi gelecek. Şöyle pisuvar mı oluyor bunların adı? Hmm. Bundan takmışlar buraya. Bu çok gereksiz bizim için. Onu çıkaracağız. Orada su şeyi varmış zaten, tesisatı. Bunu oraya takacağız. Yani şöyle olarak sığar zaten oraya. Kenarlarında vidaları var galiba. Oradan çıkıp takabilirsek. Bakacağız. Aa, bir de şeyi ölçebilir miyiz? Kaç dedim buna? Ölçsün. Ne? O biraz önce ölçtün şeyi. Şeyleri ölç. 30-20. Bir de şunları ölçsek ya. Şu camın boyutunu. Şöyle şöyle. Bizim evdeki perdeler olur mu acaba? Bakalım. Bizim evdeki perdeleri tahtaya çakamayız galiba. Çakamayız. Bakarız. 187. Burada çıkabilsem orada gösteririm, orada bir tane perde var. Balkonda bir daha gezelim. Bayağı yeşillenmiş buralar.
çok işimiz var. Şimdi bir de çıktık. Şey yapacağız. Şehre bakacağız, merkeze gidişe. Buradan da Rossmann'a uğrayacağız. Rossmann'da Baby Geschenk paketimiz vardı. Onu alacağız. Birkaç da alışveriş yapacağız orada. Bu şekilde. Alışverişimizi yaptık. İndirim kuponlarımız vardı bizim. Rossmann'dan ve burada Baby Geschenk paketini aldık. Bunu da ileride gösterelim. Şimdi kahvemizi aldık. Çivo'da oturuyoruz. Ah, yorulduk gerçekten. Evden çıkıp geldik buraya. Burası da ilk defa şehir merkezini gördük. Nasıl, beğendin mi? Şehir merkezini. Çok Almanya gibi hissettirmiyor aslında. Böyle bir İstanbul havası var sanki. Ama hoş. Ve evden de yakın. O yüzden hoşumuza gitti. Yalnız bayağı kalabalık bir şehirmiş burası. Peki şimdi DM'e gittik, Rossmann'a gittik ve bebek şeylerimizi aldık, ihtiyaçlarımızı. Şimdi yatak odasına bebek köşesi yapıyoruz. Böyle bir rafları vardı bizde. Bunu ben kendim için kullanıyordum, makyaj malzemelerimi koyduğum bir şeydi. Yatak odasında kullanıyordum, yani banyoya falan girmemişti. Bunu şimdi bebek bakım ünitesi gibi yapacağız. İşte bebek bezleri, kremler, neler gerekiyorsa işte yatak yanında ya da alt değiştirme masasının yanında. Şu masayı düzenleyeceğim işte. Bunu şimdi birleştiriyorum. Bu diğer evden gelmişti. Bunu birleştirip işte temizledim biraz da. İşte bir yandan temizliyorum, bir yandan birleştireceğim. Bu hazır olacak. Sonra bunu birlikte düzenleyelim. Bunu bu şekilde üçlü olarak da kullanabiliriz. Son şu parçaları var. Bu parçaları buraya yerleştirip üçlü olarak da kullanabiliyoruz. Ya da bir kat daha çıkabilirim. Bu şekilde yerleştirmeye başladım. Bebek bezlerini koydum. Pamuk koydum buraya. Buradan çıkarması kolay olur diye ıslak mendil koydum. Onu bilemedim. Bebeğin koyabileceğim, böyle sevebileceğim bezler vardı. Onun ilk etapta vazo mu bunu bununla çok bilmiyorum. Yani bir müslüm bez falan konulabilir aslında. Termometre var. Karak var. Manikür var. Termometre. Bileden'in kremi. Bunları ayarlayacağım şimdi. Onlar da yine böyle küçük bir kutu olsa aslında. Bu şekilde koysam daha düzenli olur. Evin dekorunu değiştirmeye karar verdik bu odanın. Çünkü biraz dardı alan, şimdi alanımız genişledi bayağı. Yatağı bu tarafa alıp bu şeyleri de, masayı da buraya aldık. Bebek beşiğini de şöyle yatağın yanına getireceğiz. Daha iyi oldu, daha geniş ve ferah oldu yani. Dediğim gibi köşeye hazırladık. Buraya masaya koyduk. Burada da bebek alt değiştirme yatağı var. Sonra şu köşeye de rafı koydum. Bu rafta da işte bebeğin kişisel bakım ihtiyaçları olacak. Manikür seti, sonra böyle derece, pişik kremi, böyle oda derecesi, odayı ölçen ıslak mendil. Burada biberonlar var. Emzikler var içinde. Bebek bezleri var. Sonra böyle bir UFO lambamız, Heiz lamp var. Da bebek altını değiştirirken eğer böyle soğuk olursa, şu an yaza girdik Haziran ama yine de soğuk olursa diye böyle bunu aldık. Baby Geschenk paketlerim var. Philips'in şeyi var. Bu kutular gidecek. Alt tarafta çöp kutusu var. Bu Twist diye geçiyor.
Tommy Tipi'nin galiba markası. Tek tek poşetliyor bu. Böylelikle bunlar şey yapmıyor, koku yapmıyor. Bebek bezleri tek tek poşetlendiği için sonra çıkarıp atıyorsun. Masada bebek sahibi manueli kullanma kılavuzu var. Yani bebek için kullanma kılavuzu. Bu çok hoş bir kitap. Tek tek bebeğin odası nasıl düzenlenmeli? Kanguru mu deniyor? Bu nasıl giyinmeli? Bebek uykusu. Her şey var. Biz bunu da burada bulundurmak istedim ben masada. Bize lazım olacak. Şimdi söz verdiğim gibi Rossmann'ın Baby Geschenk paketini göstereceğim. Bu şekilde açalım. Paketin içinde Pampers ürünleriyle ilgili bir şey var. Onun dışında böyle bilgi edinmek için bir broşür var. İşte daha önce bunun hamileliğini vermişlerdi. Şimdi de bebek doğduktan sonraki ihtiyaçlar için. Bunlar da güzel oluyor. Baby Dream'in böyle tüheri var. Islak mendili. Bu da extra sensitive'miş. Parfüm yok. Alerjenler yok diyor. Parfümsüz olmasına özellikle dikkat ediyorum. Zaten kendim de parfümlü ürün kullanmıyorum. Sonra pişik kremi Numinesi var. Bu da Baby Dream. Sonra Veleda'nın pişik kremi var. O da küçük boy Numine. Ama bu gerçekten çok iyi. Çok doğal. O yüzden yani bu paketi alıp da bu ürünü denedikten sonra diğer büyük boyuna geçilebilir. Ben zaten büyük boyunu almıştım. Sonra Sebamed'in losyonu var saç için. Sonra şampuanı var. Sonra yine kadın ürünleri var. Burada bir de süt koyma poşetleri var. Süt saklama poşetleri var. Bir de burada küçük böyle eşek oyuncak var. Eşek şeklinde. Bu oyuncak da arkadaşımın işte bebeği olmuştu daha önce. Onun favori oyuncağı olmuştu. Doğduğundan işte belli bir yaşa kadar, hatta bir yaşına kadar favoriydi. Sadece bununla uyuyordu. Bu oyuncak şeklinde de uyku arkadaşı deniyor. Gerçekten çok tatlı bir şey. Belki bizimki de sever. Paket bu şekilde. Başka bir şeyimiz yok pakette. Bugünümüz de böyleydi. Çocuk alışverişi ve çocuk odası düzenlemesiyle geçen bir gün oldu. Diğer videolarda görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın kanalıma. Daha fazla bu tarz içerikleri yakalamak için ve lütfen bir beğeni bırakın. Teşekkürler.